Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuya koymak için karnıyarıklık patlıcan nasıl hazırlanır onu anlatacağım. İlk önce patlıcanlarımı yıkadım, daha sonra da kurladım. Şimdi şu sap kısımlarını keseceğim. Daha sonra pijama şeklinde, yani alacalı şekilde soyacağım patlıcanları. Bu şekilde tüm patlıcanlarımı hazırlayacağım. Patlıcanları soyduktan sonra ince bir bıçakla delikler açalım. Bu arada normalde karnıyarıklık patlıcan dondurucuya konulacağı zaman kızartarak yapıyorlar. Ama biz fırında yapacağız. Böyle çok daha lezzetli ve çok daha hafif oluyor. Şimdi bıçakla ortasından keseceğiz. Çok fazla derine bastırmayalım. Dikkatli olalım. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir parmak boşluk bırakıyorum. Yine alt kısımda bir parmak boşluk bırakıyorum. Yani tamamıyla boydan boya kesmeyeceğiz. Şöyle hafif elimizle ortasında açalım. Şimdi gelelim asıl önemli kısma. Patlıcanların bu kestiğimiz iç kısımlarını, altını, üstünü, sağını, solunu, her yerini iyice yağlamamız lazım. Şimdi patlıcanlarımızın her yerini iyice yağladıktan sonra 220 derecelik fırında 40 dakika boyunca pişireceğiz. Patlıcanlar pişti. Şu anda çok sıcaklar. Tamamıyla soğumaya bırakıyorum patlıcanları. Patlıcanlarım soğudu tamamıyla. Şimdi poşetleme kısmına geçtim. Şöyle size yakından göstereyim. Bakın gayet de güzel açılıyor. İçi de pişti. Bir tanesini alıyorum. Şöyle poşetin içerisine yerleştirelim. Bu arada biber de kızarttım. Kızarttığım biberlerden bir tanesini alıp patlıcanın o kestiğimiz kısmına yerleştiriyorum. Bu şekilde tüm patlıcanlarımı hazırlayacağım, poşetleyeceğim. Daha sonra da düğümleyeceğim. Dondurucuya koymak için karnıyarıklık patlıcanlarımız hazır. Poşetlerken şöyle elimle bastırdım, havasını aldım, o şekilde düğüm attım buraya. Gerçekten çok pratik oluyor, size de tavsiye ederim. Sizlerin de böyle pratik yapıp hazırladığınız, dondurucuya attığınız tarifleriniz varsa videonun yorum kısmında lütfen benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın, yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.